Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight rehber videosundan hepinize selamlar. Bugünkü rehber videomuzda gelen yoğun istek üzerine arkadaşlar katile dodge atma, bir nevi katil oyalama rehberi tarzında bir video hazırlamak istedim. Öncelikle şunu diyeyim, efsane bir oynayış tarzım yok. Hatta iyi bir oynayış tarzım bile olmayabilir. Sadece neler yapmanız gerektiğini biliyorum ve size bunu anlatacağım. Yani işte sen sanki çok mu iyi oynuyorsun da bize böyle akıl veriyorsun gibisinden bir şeyler diyebilirsiniz. Onun için böyle bir açıklama yapma gereksiniminde bulundum. Ahmet hadi la la la. Evet arkadaşlar, size ilk vermem gereken ipucu şeytan ayrıntıda. Çeksene güzel kardeşim kadrajımdan. Size ilk vermem gereken ipucu, bu şekil palet buldunuz arkadaşlar. Bu palette böyle durup katilin gelmesini beklemeyin. Gelince hani deviriyorsunuz, stun atıyorsunuz, tamam mı? Bu size hiçbir artı sağlamaz. Yaklaşık 5 saniye kazandırır. Bu da bence faydalı bir olay değil. Onun yerine katil size belli bir mesafeye yaklaşana kadar bu şekilde arkadaşlar paletin etrafında döndürün. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir? Bunu göstereyim, ardından da uygulamalı bir şekilde deneyelim ve ardından da gerçek rekabetçi maçta nasıl işe yaradığının montajını size buraya koyayım arkadaşlar. Bu şekil eğer geniş alırsanız, gördüğünüz gibi arabanın bayağı bir etrafından geniş dönüyorum yani. Katilin sizi yakalaması çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu şekil geniş aldığınızda mesafe sürekli kısalacaktır. Hele katil yakın alıyorsa. Bu yakın ve genişten kastım ise şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabaya uzak bir mesafede dönüyorum. Şeyin etrafında, paletin etrafında. Fakat arabaya böyle sürterek dönerseniz gördüğünüz gibi, emin olun yani hem zamandan tasarruf edeceksiniz, hem palete daha hızlı bir şekilde ulaşacaksınız, hem katille aranızdaki fark daha uzun süre kapanacak. Hatta katil eğer bu şekil genişten alıyor ve siz yakından alıyorsanız farkı kapatması çok daha zorlaşacaktır. Bu dediğim gibi küçük bir ayrıntı ama önemli bir ayrıntı. Ve mutlaka arkadaşlar katil peşinizdeyken bence bu şekil düz koşmayın. Hani arkanıza bakarak koşun. Tabii önünüze de dikkat edin, fakat bu alışmanız gereken bir olay. Hani bu şekil koşarsanız, çünkü katilin sadece kırmızı ışığını gördüğünüz için aslında tam ne zaman vurup vurmayacağını, yani hamle yaptığını göremezsiniz. Fakat bu şekil arkanıza bakarak koşarsanız katilin ne zaman hamle yapacağını anlayıp ona göre sağa sol dodge atabilirsiniz veya da 360 falan atabilirsiniz, zaten onlara geleceğiz. İbrahim Bey buyurun, uygulamalı deneyelim efendim. Ay ben bir şeyler diye. Müziğin çok geliyor ya, müziğin çok geliyor, onu bir kız ya. Bak şimdi. Sen bu şekil geniş alacaksın, tamam mı, arabanın etrafından? Görüyorsun değil mi beni? Bu şekil yani kaba döneceksin. Ben de hep sınırda döneceğim, tamam mı? Tamam, gelmeye başla. Hani ya? O zaman yetişemeyeceğim senin için. Ya bu Michael'ın bir seviyesinden de kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar, ama gördüğünüz gibi çok zorlaşıyor yani katilin sizi yakalaması. Hani sıradan bir katilse, hızı normal bir katilse biraz daha farkı kapatabilir. Bir de şey yap, aynı yere geç. Sen de yakın almaya çalış. Başla. Sen de sürekli yakın gel. Yani yetişti. Şu an vurabilir mesela. Aynen. Diğerinde yaklaşık 7-8 tur döndürürken bunda 4 tur falan döndü yaklaşık. İlk ipucumuz buydu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi aynı olay içerisinde bir değişik bilgi daha vereceğim. Gördüğünüz gibi paletleri devirip katili stunlayabiliyoruz. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu şekilde döndüğünüzde arkadaşlar katil ya eninde sonunda yetişecek size, yani merak etmeyin. Bir şekilde yetişecek ve vurma mesafesine gelecek. Vurma mesafesine geldiğinde eğer aranızda biraz mesafe varsa katille, yani yaklaşık o şuralardaysa, siz de şuradaysanız, büyük ihtimal hani vurabileceğini bildiği için katil paleti devireceğinizi düşünüp hamle yapmaz size. Dolayısıyla eğer bu şekil gelip, dediğim gibi o açıyı ayarlamanız lazım. O pratikte olan bir şey. Belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Koştunuz, geldiniz. Paletle çok yarım saniye, yaklaşık olarak yarım saniye. Gelin, şu şekil bekleyin. Devireceğiniz sansın, ardından devam edin. Emin olun ki her seferinde yemese de katil burada durup sizin paleti devirmenizi bekleyecektir. Dolayısıyla aranızdaki mesafe buradan. Burası katil burada bekleyeceği için buradan buraya çıkacaktır arkadaşlar aranızdaki mesafe. Böylelikle 2-3 tur daha katili döndürebilirsiniz. Hatta dediğim gibi tekrar aynı şeyi yaparsanız, belki tekrar aynı şeyi yapacağınızı beklemediği için 2-3 tur daha avantaj sağlayabilirsiniz. Hadi bakayım oğlum, ne oldu? Lan ey manyasın ha. Lan yedirttirdim ama ha. Ne salam amına. Hiç de haberin yoktu değil mi? He hiç. Yaydan aynen. Evet arkadaşlar, Kazi'li oyalamada bir diğer önemli etkenlerden biri olan base taktiğindeyiz şimdi. Bu base taktiğinde eğer bir adet paletiniz hala sağlamsa, burada her zaman bir adet palet olur. Bu paletiniz sağlamsa pencereden 3-4 kez geçerek bir kez de paletten stun atarak bayağı bir zaman kazanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda takım arkadaşlarınızı kazandırabilirsiniz. Şimdi bu base taktiğinin önemli olaylarından birisi yine aynı şekilde bu şekilde duvar diplerinden gitmek arkadaşlar. Mesafeyi çok kısalttırmamak için. Örnek veriyorum, katil tam şu karşımızdan geliyor, tamam mı? Siz de buradasınız ve katilin geldiğini gördünüz arkadaşlar. Bu şekil base'den içeri giriyoruz. Şimdi katilin 2 adet yolu var. Ya sizin orada o kapıdan girdiğinizi anlayıp buradaki pencereden geçecek ya da dümdüz sizin geldiğiniz yoldan gelecek. Sizin geldiğiniz yoldan gelirse sizin çok büyük bir avantajınız olur fark açısından. Şurada birazcık hani son anda katile bakabilirsiniz soldan gelip gelmediğine. Soldan geliyorsa direkt buradan gidip atlayabilirsiniz. Tabii ki buradan atlamadan önce de arkanıza bakın, bu kapıdan geçtiğine emin olun. Şimdi bir pratik yapalım. Katilin karşıdan geldiğini gördünüz arkadaşlar. Koşarak gittiniz, son kez sola baktınız, soldan geldiğini gördünüz, son kez arkanıza baktınız ve arkanızdan geldiğinizi de görüp pencereden atladınız. Şimdi katil büyük ihtimal içeri girdi ve sizin burada olduğunuzu gördü. Ya şu an baktığım açının solundan paletin oradan dolanacak ya da tekrar sağdan dolanıp aynı yerden gelecek. Sağdan geldiğini varsayalım. Bu şekil siz buradan koşuyorsunuz tekrardan, yine arkanıza bakıyorsunuz. Yine içeri giriyorsunuz, yine pencereden atlayabilir veya buradan gelebilir. Yine arkanıza bakarak arkadaşlar ona göre şekil alıyorsunuz. Bu sefer pencereden atlamanıza çok gerek yok. Katilin buradan geldiğini gördüyseniz buradan devam edebilirsiniz. Buradan devam ettiğinizde tekrar yine arkanıza bakıyorsunuz. Arkanızdan geldiğini gördüğünde pencereden içeri atlıyorsunuz arkadaşlar. Pencere 3-4 sefer sonra kapanıyor arka arkaya atladığınızda. Bu yüzden bir süre sonra palete geçebilirsiniz arkadaşlar. Stun'ınızı attıktan sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Bu bana göre en etkili ve en uzun süren oyalama şekillerinden biridir. Base'deki bu pencere kutsal bir penceredir arkadaşlar. O yüzden bunu çok verimli kullanmanızı tavsiye ederim. Yine bir uygulamalı şekilde gösterelim. Bildiğim beni öldürmeye çalış ya, tamam mı? Tamam hadi başla. Şimdi arkadaşlar geldik Zurna'nın hot bittır cıttık dediği yere. Katil bize vuracağı sıra nasıl dodge atılır? 360 veya 180 nasıl yapılır? Şimdi ben tam olarak 360 yapabiliyor muyum bunu bilmiyorum. Bunun kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Fakat dodge atabiliyorum. Şimdi öncelikle dediğim gibi katil sizi kovalarken arkanıza bakmanız çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Şu ağacı katil olarak hayal edin. Zaten İbo'dan çok bir farkı yok. Bu şekilde koşuyorsunuz ve peşinizde. İşte öyle hayal edin. Bu şekilde dümdüz koşarsanız arkadaşlar ya da işte ne yaptınız? Az buçuk sol yaptınız, sağ yaptınız falan böyle gidiyorsunuz, tamam mı? Ya her türlü vurur. Emin olun hani çok kötü bir katil değilse, oyuna yeni falan başlamamışsa, hatta yeni başlamışsa bile emin olun bir şekilde size vurur bu şekilde düz koşuyorsanız. Çünkü katili şaşırtacak hiçbir şey yok. Ya bu konuda hepiniz hak veriyorsunuzdur bana. Ya burada yapmanız gereken hızlı koşarken 2-3 yere sağa sola savrulmak. Yani şu an en basit yapabileceğiniz şeylerden biri bu. Şu şekil sağa sola savrulmak. Bunda da vurur. Bunda da vurur ama bir nevi kafası karışır. Hani yanlış yere şey yapabilir. Dediğim gibi öncelikle şuna bir elinize alıştırın. Ardından bunu yaparkenki dönüşlere geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi çok fazla pratik isteyen bir olay olduğu için tane tane anlatacağım ve ardından denemeler üzerinde göstereceğim. Dediğim gibi ben de %100 yapamıyorum. Sadece ne yapmam gerektiğini biliyorum ama her zaman yapamıyorum. Size de ne yapmanız gerektiğinizi anlatacağım. Siz de her zaman yapamayabilirsiniz. Bu şekil 360 veya 180 olayında güzel bir şekilde özetledik. Şimdi önce basit bir tanesini göstereyim. Bu şekilde koşarken arkadaşlar dönüyorsunuz. Yani şu dönüşü bir şey yapın, kavrayın. Koşarken dönüyorsunuz. Bu bir, tamam mı? Bu bir. Bakın mouse'la olanı da göstereceğim, merak etmeyin. Katil hemen peşinizde diyelim. Katil dediğim gibi şu ağaç olarak farz edin. Bu biraz kalın. Bundan nasıl döneceğim bilmiyorum ama şu şekil etrafından döndünüz olarak düşünün. Şimdi bunu zaten İbo üzerinde de göstereceğim. Merak etmeyin birazdan. Düz koşuyorsunuz. Yana dönerken mouse'unuzu ters bir şekilde çeviriyorsunuz. Bilerek yavaş yapıyorum. Döndüğünüz yerin tersine mouse'u çeviriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde dönüyorum. Mouse'u da çevirdim. Ne yapmam gerektiğini anlamanız lazım. Bu şekilde koşuyorsunuz. Dönüyorsunuz ve mouse'u da çeviriyorsunuz. Çok daha etkili yapmanız için size birkaç yöntem göstereceğim arkadaşlar. Bu tek şeyle olan. Düz koşuyorsunuz ve döndüğünüz için katil döndüğünüz yeri az buçuk görüyor. Fakat dediğim gibi sallanarak yaparken bunu yaparsanız çok daha etkili bir şekilde olur. Hani mesela böyle yapın, katil buraya gideceğinizi sanarken birden şöyle bir dönün arkadaşlar, katil şok. Katil GG. 180 veya 360, bunu istediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz çünkü bazen 180 oluyor. Bazen 360 derece dönüyorum falan, bazen hatta 270 derece falan döndüğümde oluyor. Değişik şeyler yapabiliyorum. Fakat en azından bu şekilde düz koşmak yerine arkadaşlar, bu şekilde düz koştuğunuzda %100 hasar almak yerine hasar alma ihtimalinizi en aza indirebilirsiniz. Önce basit olanını gösterelim. En başta yapmamanız gereken dediğim gibi. Bak şimdi peşimdesin, tamam mı? Dümdüz koşuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Çok rahat bir şekilde vurursun değil mi? Direkt açındayım yani. Aynen. İkinci olan basit olan. Gel devam et. Kovala. Sağ sol yapıyorum. En azından az buçuk şaşırıyorsundur. Yanlış yere vurabilirsin. Üçüncü olan mouse'suz olan. Gel. Bu şekilde arkandan dönen. Bu biraz daha zor dediğim gibi. Bu katil çok yemez ama en azından hani şey, düz koşmanızdan iyidir dediğim gibi. Sonuncu olan da. Bunu bir de şey olarak atayım mesela. Gel. Gel devam et. Bu şekilde bak mesela yarım attım, anladın mı? Hani tekrar senin olduğun yere gelmedim de mesela. Gel bak. Şu şekilde yarım attım gittim mesela. Yani bir şekilde en azından dodge atıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi. Hani ne yapmanız gerektiğini anlattım ben size. Yapıp yapmamak. Dümdüz koşmak. Aynen, yapıp yapmamak. Yapıp yapamamak daha doğrusu size kalmış. Ben de dediğim gibi her seferinde yapamıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Eksik veya yanlış bir bilgi verdiysem kusura bakmayın. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Adam sen beni indirirsin, tamam mı? Helal olsun, delikanlı adammışsın. Tebrik ederim.